Merhaba sevgili İşi Bilen izleyicilerim. Bugün iki tane konuğumuz var. Kutlay Mert Doğan ve Turan Bastacıoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizleri tanıyabilir miyiz sırayla? Tabii, önce ben bahsedeyim. Turan Bastacıoğlu, Atılım Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliğinden mezunum. Yaptığımız iş ile sektörle buluşmam yaklaşık 7 yıl öncesine Kutlay arkadaşımla beraber oldu. İlk başta okul ve sonrasında staj dolayısıyla tanıştık biz bu işle. Daha sonrasında da hem simülasyon hem oyun alanında sektöre tecrübe edinerek daha sonrasında bu yılın başında Ravion Oyun ve Bilişim şirketimizi kurduk. Ve bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Merhaba, ben de Kutlay Mert Doğan. Aynı şekilde Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezunum ben de. Bunun dışında bir de Hacettepe Üniversitesi'nde bilgisayar animasyonları ve oyun teknolojileri üzerine bir yüksek lisansım var. Yine aynı şekilde 7 yıl önce beraber bir başlangıcımız oldu ve şu anda bu işi profesyonelle döktük. Harika. Peki ne tür oyunlar geliştiriyorsunuz? Oyunlarımızı mobil platformlar üzerine geliştiriyoruz. Mobil platformlar üzerine hyper casual dediğimiz türde ilerliyoruz. Aslında İngilizce, Türkçe'ye çevirdiğimizde hiper basit oyunlar oluyor bunlar. Bu oyunlar çok çabuk anlaşılabilir, kolay oynanabilir ve kullanıcıya doğrudan hitap eden oyunlar aslında. Kolay olmasına ilişkin de bir o kadar da kullanıcıyı kendine sürükler ve bağlar. Aslında bu oyunun triği budur yani. Kullanıcı kendine bağlayıp yüksek oynama süreleri sahip olmaktır yani. Harika. Pekala, oyun geliştirme süreçlerinden bahsedelim mi biraz? Tabii ki de. Oyun geliştirme süreci bizim aslında en önem verdiğimiz süreçtir. Bu süreç aslında oyun fikriyle başlıyor başlangıçta. Bu da çoğu stüdyonun en çok zorlandığı ve güzel iş çıkarmayı planladığı alan burası. Fikirleri belirledikten sonra takımla beraber oturuyoruz. Diyoruz ki bu fikir nasıl olmuş? Bunun üzerine neler koyabiliriz? Nasıl bir inovatiflik getirebiliriz? Bunun üzerine gidip fikri onaylıyoruz. Daha sonrasında sanatçı arkadaşlarımızla ve geliştirici arkadaşlarımızla bir toplantı yapıyoruz. Sanatçı arkadaşlara görevler veriliyor. Level design olsun, modellerin çeşidi olsun, sürekliliği olsun, bunlar planlanıyor. Daha sonrasında da geliştirici arkadaşlara toplantı yapıyoruz. Oyunun bir haritasını çıkarıyoruz. Bu haritayı çıkardıktan sonra işleme başlıyoruz. Geliştirici arkadaşlar geliştiriyor, sanatçı arkadaşlar modelleri hazırlıyor ve işin sonunda bunları birleştiriyoruz ve paketliyoruz oyunu. Bundan hemen akabinde de QA testler dediğimiz oyunları telefona build alıyoruz ve oyunda bir bug var mı, bir sorun var mı, performans sorunu var mı aslında bunları izliyoruz. Bunların sonucunda da eğer başarmışsak oyunu paketliyoruz. Pekala, geliştirdikten sonra nasıl süreç işliyor? Bu süreçte ise aslında burası da çok bambaşka derya deniz bir konu. Marketing tarafı giriyor işin içine. Biz öncelikle oyunları Amerika pazarına, Amerika Birleşik Devletleri pazarına gönderiyoruz. Burada Facebook ve TikTok üzerindeki platformlardan reklamlar yayınlanıyoruz. Bir bütçe ayırıyoruz buna. Oyuna göre değişiklik gösterebiliyor. Bu bütçeler 100 ila 300 dolar arasında değişiyor oyun başında. Ve karşımıza değerler alıyoruz. 3 tane değer elde ediyoruz. CPI dediğimiz kullanıcı başı maliyet, retention oyuncuların geri dönüşü oyuna ve playtime dediğimiz oyun zamanı aslında. İlk step'imiz CPI, kullanıcı başı maliyet. En önemli step'imiz bu. Burada oyunun bir sonraki step'e geçip geçmeyeceğini burada karar veriyoruz. Kullanıcı maliyetimiz yüksek olursa bu oyun karlı değildir demektir. Biz de tabii ki de sektör olarak karlı oyun arıyoruz. Eğer ki karlı bir oyunda ise maliyet yüksekse oyunu bitiriyoruz orada. Eğer ki değerlerimiz iyi geldi, sonra retention kısmına geçiyoruz. Bu da nasıl bir kısım aslında? Oyuncuların ertesi gün ve bir hafta sonra oyuna geri dönüyorlar mı? Tekrardan oyuna giriyorlar mı? Merak ediyorlar mı? Oynamayı sevmişler mi? Bu kısım. Bu kısım üzerine çalışmaları devam ettiriyoruz. Ve bu retention yüzdesini çok arttırmaya çalışıyoruz aslında. %40'ların 50'lerin üzerine çekmeye çalışıyoruz. Ki bu da çok bambaşka bir taraf aslında. Bu şekilde arttırıp diğer sisteme geçiyoruz. Diğer sistemimiz ARPU dediğimiz kullanıcı başı elde edilen gelir. Bu ARPU'muzun kullanıcı başı maliyetten daha yüksek olması lazım ki oyun karlı olsun. Eğer ki bu stepte de başarılıysak scale ve worldwide diye diğer steplere geçiyoruz. Scale'de oyunu büyütüyoruz. Daha fazla scale ediyoruz. Daha fazla yatırım yapıp daha testlerde tam net şeyler elde ediyoruz, veriler. Daha sonra da oyunu dünyaya açıp marketingini yapıyoruz ve bu marketingler ciddi maliyetler gerektiriyor. Yeri geliyor oyun karlıysa 30 ila 50 bin dolar arasında değişen marketing pazarlamaları yapılıyor yani. Bu şekilde süreçlerimiz devam ediyor. İlhamı nereden elde ediyorsunuz? İlham aslında şöyle, bir ilhamdan ziyade sürekli trendleri takip ediyoruz. Özellikle Amerika pazarında TikTok videoları,
YouTube'da viral olmuş videolar vesaire. Aslında sürekli trendleri takip ediyoruz ve ayrıca hayatımızda bile buna çok dikkat ediyoruz. Yolda yürüdüğümüz zaman karşımıza, gözümüze gelen değişik bir olayı biz bunu nasıl oyunlaştırabiliriz diye düşünüyoruz. Hı hı. İnsanlar bunu sever mi? Elimizdeki verilerle karşılaştırıyoruz ve bir oyunlaştırma sürecine gidebiliyoruz. Mesela çok kısa bir örnek vereyim. Siz de görmüşsünüzdür, izleyicilerimiz de görmüştür. Bu Fanta şişesinin içine jelatin koyup buzluğa atılıyordu. Ve tekrardan basıp o jel halinde çıkarılıp yeniyordu. Öyle bir viral olmuş videolar vardı. Bunu birebir oyun haline çevrildi. Oyunun oynanışı çok aşırı basit. Sadece telefona tıklayarak oynadığımız bir oyun aslında. Tıklıyorsunuz, diyor ki bunu dondur. Tıklıyorsunuz, çıkar. Tıklıyorsunuz diye aslında çok basit. Ve ama 50 milyonun üzerinde bir download'u var şu anda. 50 milyon üzerinde indirilmiş dünyada ve ciddi anlamda karlı giden bir oyun. Hı hı. Ya böyle bir örnek verebilirim size aslında. Bir trendin oyuna dönüşme hikayesi. Harika. Pekala, oyunları hangi platform üzerinde geliştiriyorsunuz? Oyunları Unity 3D oyun motoru üzerinde geliştiriyoruz. Bu oyun motorunu seçmemizdeki en büyük sebep bir komünitinin oluşması. Çok büyük bir komünitesi var. Aynı zamanda bu işe gireceklere de yine tavsiyem bu şekilde olur. Unity 3D ile başlayabilirler, daha kolay öğrenebilirler oyun geliştirmeyi. Bu komünitenin içerisinde karşılaşabileceğiniz bütün sorunların çözümlerini bulabilirsiniz. Herhangi bir sorunun çözümünü bulabilirsiniz. Yeni bir inovatif bir fikir bulabilirsiniz. Daha sonrasında Unity'nin bir Asset Store kaynağı var ve bu sitede İstediğiniz bütün içerikleri bulabilirsiniz. Oyun içinde gerekliyorsa bir görsel efekt, 3 boyutlu model, yazılım geliştirme araçları. Ki yazılım geliştirme araçları oyun geliştirirken oyun geliştirme sürecini ciddi manada kısaltan bir olay ve cidden cezbedici bir olay. Dediğim gibi tekrardan bu işe başlayan kişiler Unity 3D ile başlayabilirler. Pekala. Sizce Türkiye oyun sektöründe nerede, ne konumda? Türkiye oyun sektöründe aslında şu an dünyanın göz bebeği konumunda. Oyunları biz konsol, mobil ve bilgisayar olarak ayırıyoruz. Bilgisayar konusunda da aslında çok başarılı olduğumuz bir seri var. Mount & Blade serisi. Bu da Ankara merkezli Taleworlds adlı bir stüdyonun oyunu. Ciddi anlamda çok başarılı ve grafik oranı çok yüksek ve bu oyun Steam'de çok uzun süre ilk 3'te yer aldı. En yüksek indirim oranına sahip, en yüksek ön siparişe sahip oyunlardan bir tanesi. Bu bizim Türkiye ve Türk geliştiricilerden çıkmış bir oyun ve dünya üzerinde ünlü yayıncılar, YouTuber'lar, oyuncular bu oyunları oynadılar ve tanıttılar. Turnuvalarına katıldılar vesaire. Ciddi anlamda önemli bir taraftayız. Biz işin mobil tarafında olduğumuz için biraz daha oradan bahsedeyim. Mobil tarafına aslında dünyanın her yerinden ciddi anlamda yatırım var. Şöyle düşünün, 2022'nin ilk yarısında, 6 ayında Türkiye yurt dışından 1.4 milyar dolar yatırım almış. Bu genel yatırım. Bu yatırımın 1/4'ü oyun sektörüne ait. Yani düşünün, ağır sanayimiz var, savunma sanayimiz var, tıp alanı var, endüstri alanı var. Bunların içerisinde 1/4'lük orana oyun sektörü girebilmiş. Belki de duymuşsunuzdur, izleyicilerimizden de duyan vardır. Peak Games adlı bir şirket geçen yıllarda 1.8 milyar dolar değerlemeyle satıldı ve bu stüdyo mobil oyunu geliştiren bir stüdyo. Hani özel bir bilgisayar oyunu, yüksek bir kapasiteye sahip demeyeyim de kapasiteye sahip aslında. Yani mobil oyun geliştiren bir sektör Türkiye'de 1.8 milyar dolara satıldı. Ve bunun dışında da sürekli yatırım haberleri duyuyoruz. Çok ciddi rakamlar, 30 milyon, 50 milyon, 100 milyon, 155 milyon dolar yatırımlar Türkiye'ye akıyor aslında. Ve bu yıl 6 ayında aldığımız 333 milyon dolarlık bir oyun sektörüne yatırım var. Bu geçen sene 286 milyon dolardı. Bu yılın ilk 6 ayında aldığımız yatırım geçen seneyi daha fazlasına ulaşmış durumda. Ciddi anlamda Türkiye'de oyun sektörü, özellikle mobil oyun sektörü dünyanın göz bebeği ve yurt dışından yatırımcılar, publisherlar Türk stüdyolarıyla ciddi anlamda çalışmak istiyorlar, tanışmak istiyorlar. Hatta bunun için yurt dışından sürekli Türkiye'ye gelip konferanslara katılıyorlar, öyle söyleyeyim. Şimdi biliyoruz ki sanal gerçeklik simülasyonları alanında da siz etkinsiniz, orada da faalsiniz. Bu alanda ne tür çalışmalarınız var? Kısaca bahsedelim mi? Sanal gerçeklik kısmında oryantasyon ve iş sağlığı güvenliği eğitimleri, eğitim simülasyonları yapıyoruz. Bu simülasyonlar nasıl anlatayım? Bir fabrikada işçi alımında bir oryantasyon süreci oluyor ve işe anlatıyorlar, çalışacağı ortamı anlatıyorlar. Biz bu süreci sözlü olarak değil de görsel bir deneyime dönüştürüyoruz. Daha sonrasında iş sağlığı güvenliği eğitimlerinde ise bir işçinin ağır sanayide çalışırken yapacağı herhangi bir hatanın hani maddi boyutu ayrı bir şekilde değerlendirirsek, bir de bu işin canlılara mal olma boyutu var. Bu işi ona görsel bir deneyimle böyle yapması gerektiğini, eğer
öyle yapmazsa bu hatalarla karşılaşacağını deneyimletiyoruz direkt birebir bir şekilde. Bunu görüyor ve bu şekilde yani fabrikaların bir isteği doğuyor. Çünkü işçilere bunu gösterdikleri zaman işçilere daha kalıcı oluyor bu uyarılar. Kesinlikle. Çünkü mesela kurumsal firmaların şu an belli bir çalışanın üstünde olan firmaların iş güvenliği bölümü kurması gerekiyor kendine ve bir bütçe ayırıp onu harcamak zorunda. Evet. Bu yasalarla belirtilmiş bir şey. Ve şu anda görüyoruz ki Türkiye'de özellikle artık şu geçtiğimiz iki senede yatırımların bu tarafa kaydığını, sanal gerçeklik simülasyonlarına kaydığını görüyoruz. Burada Kutlay'ın da bahsettiği gibi örneğin gözlüğü taktığınızda birebir fabrikadasınız. İsterseniz evinizden, isterseniz fabrikanızda bir ofisinizden bu eğitimi yapabilirsiniz. Örneğin bir elektrikli testere düşünün. Bir üretim bandında veya bir başka bir fabrikanın başka kısmında insanın elini kaptırma, parmağını koparma olasılığı var. Bunu birebir deneyimletiyoruz yani biz. Bu nasıl, ne sonuç yaratıyor bize? Şimdi işçi genel olarak çalışan arkadaşlarımız sözlü uyarılara ve tabelalara çok fazla önem vermeyebiliyor. Ama bunu görsel olarak neyin ne olduğunu görürse aklını aslında çok farklı bir şekilde kazanıyor. Kesinlikle. Öyle söyleyeyim. Sohbetimizin sonuna gelirken sanal gerçeklik sektörünün önümüzdeki yıllarda etkileri neler olacak? Aslında ben sizden bunu bir dinlemek, duymak isterim. Yani sanal gerçeklik, yani bundan 10 yıl öncesine baktığımızda hiç kimse bilmiyorken şu anda bir çok büyük bir yatırımla, bir metaverse yatırımıyla 10 milyar dolarlık bir yatırımdı. Bütün dünya şu an bir sanal gerçekliğin içine düştü aslında. Yani herkes merak ediyor bunu. İleride şöyle, sağlık sektörü, askeri sanayi, ağır sanayi gibi sanayiler bu sanal gerçekliğe çok aktif olarak kullanacağını düşünüyorum. Özellikle sağlık sektörü çünkü bir hastayı tedavi etmeden önce deneyimlemesi gerekiyor yine bu cerrahların, doktorların. Bunları hastanın üstünde tıpkı o işçilerin deneyimlediği gibi bir hastanın üstünde bir senaryo üzerinde görerek ve deneyerek yapması o işi çok daha kolay kapmasını sağlayacaktır. Yine aynı şekilde askeri sanayide de çok maliyetli olan tatbikatlar çok düşük maliyetlere yapılabilecek. Ağır sanayideki bu kazalar engellenebilecektir. Yani sanal gerçeklik muhtemelen önümüzdeki yıllarda bayağı hayatımızın içinde olacak. Aynen öyle. Evet. Hatta giyilebilir teknolojilerle. Aynen. Şu an görüyoruz birebir mesela sanal dünyada bu bardağı aslında siz boşluktasınız. Elinizde bir şey yok ama giyilebilir eldivenlerle mesela bu bardağı sıktığınızın hissiyatı şu anda verilebiliyor. Evet. İleride aslında tüm ya düşünebildiğimiz zaman tüm bir acıyı karşımıza gelebilecek Kutlay'ın da bahsettiği gibi bir askeri operasyonda askerin başına neler gelebileceği vesaire bunların hepsi deneyimlendirilebilecek. Ve bu hem yüksek maliyetlere önüne geçilmiş olacak hem de can kayıplarının önüne geçmiş olacak. Evet. En önemlisi de bu zaten. Evet, pekala. Çok teşekkür ederim katıldığınız için, verdiğiniz değerli bilgileriniz için de başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili İşi Bilen izleyicileri, bugün Ravyon oyun ve yazılım hakkında konuştuk. Konuklarımız Kutlay Mert Doğan ve Turan Bastacıoğlu'ydu. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın.